belirli oyunları bir rekabetçi bir ortamda takımları, oyuncuları bir araya getirip bir müsabaka, bir karşılaşma sonucunda oluşturduğu ortam, bir spor dalı. O artık resmi olarak kabul edilen bir spor dalı. Resmi fizyolojik olarak kalıplaşma şekilde değil. Bunun sonucu ne oluyor? Maalesef ileride işte kalmış. E-spor takımlarının, psikolojik koçlarının tüm görevi bu. Harici olarak sizin gibi genç yaşlarında çalışmak üzere olan bizler için ise sizi sosyal hayatta kazandırmak. Zaten henüz motor gelişimi tamamlamamış oluyor. Yani bir sporcu kimlik. Şimdi e-sporda tanıma testi dediğimiz bir proje. E-spor tanıma testi projesi Türkiye'de ilk olarak biz Gaziantep Üçşehir'de biz gerçekleştirdik. Ve sizlerin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sizlerin doğuştan yetenekli olan arkadaşlarınızı keşfetmemiz için sizlere bazı test soruyoruz. Gazi şehrimize kazandırmış olduğumuz 2022 yılından beri aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüten e-spor merkezimizi artık şehrimize ulaşmayan çocuğumuz ve gencimiz kalmasın diye böyle bir programda kapılarını açmış bulunduk. Ek olarak bu seneki programımıza e-spor tarama testi ismini verdiğimiz ve Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirdiğimiz doğuştan yetenekli e-sporcuları keşfetmek için uyguladığımız belirli başlı testlerin olduğu ek olarak bir tarama testimiz mevcut. Bu testler sonucunda bu şehirdeki doğuştan yetenekli çocuklarımıza keşfedip ilerleyen süreçlerde onlara özel programlarla iyi bir e-sporcu olarak kazandırmayı düşünüyoruz.